AKP'li İbrahim Halil Yıldız'ın hastanede yaşanan katliamı planlayan iki kişiden biri olduğunu dile getiren Ferit Şen Yaşar, hastane davası ile ilgili milletvekili Fezlekesi'nin bir an önce meclise gönderilmesini istiyoruz dedi. Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şen Yaşar ile katliamdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şen Yaşar'ın Urfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021 tarihinde başlattığı adalet nöbeti 434. gününde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Suruç ilçesinde bulunan evlerinden Urfa Adliyesi önüne gelen aile, Şen Yaşar Ailesi Adalet Köşesi olarak adlandırılan alanda nöbeti başlattı. İfadeler katliamın itirafıdır. Adalet nöbetinin 434. gününde kesintisi sürdürdüklerini ifade eden Ferit Şen Yaşar, Suruç Devlet Hastanesi'nde organizeli bir katliam yapıldı. Bunu nöbetimizin ilk gününden beridir söylüyoruz. 4 yıl sonra katliamı organize eden milletvekilinin ağabeyi tutuklandı. Katliamı organize eden iki kişidir. Biri milletvekilinin ağabeyi, diğeri de milletvekili Yıldız'dır. En son gözaltı ile birlikte milletvekilinin danışmanı da ifadelerinde açıklıyor danışman, bizi hastaneye yönlendiren milletvekilimizdir. Onun yönlendirmesiyle hastaneye gittik diyor. Bu bir itiraftır diye konuştu. Hastane davası ile ilgili milletvekili Yıldız'ın fezlekesinin de bir an önce meclise gönderilmesini istiyoruz çağrısında bulunan Şen Yaşar, adalet sağlanana kadar nöbetlerini sürdüreceklerini belirtti. Fezlekesi yakında gelecek aile sanal medya hesabında ise meclisin resmi hesabını etiketleyerek adalet nöbetimiz 434. gününde devam ediyor hastane katliamını organize eden iki kişiden biri tutuklandı. Biri de hala mecliste yakında fezlekesi meclise gidecektir mesajını paylaştı. İzle kanalına abone olmayı unutmayın.